Bir Gündem programında yine sizlerle birlikteyiz. Evet, gerçekten gündemi teşkil eden bir konuyu bugün burada efendim işleyeceğiz. Çok değerli konuğumuz var. DOAKA, yani Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erdoğan Serden geçti efendim. Stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyiciler, son günlerde basında ve kamuoyunda çokça ismini duyuyorsunuz. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Evet, bugün neyi işleyeceğiz burada? Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı nedir? Ne tür faaliyetler yapar? İşte genel sekreterimiz Sayın Serden Geçti'den bu soruların cevabını alacağız. Eğer ilerleyen dakikalarda efendim telefon bağlantısıyla bizlere katılmak isterseniz 0344 225 22 46 nolu telefondan bizleri arayıp efendim canlı bağlantıya katılabilirsiniz. Tabii sonlara doğru canlı bağlantıyı alacağız ama biz öncelikle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ne iş yapar? Erdoğan Serden Geçti kim? Ne tür faaliyetler yapar? Onları değinelim. Evet efendim, Sayın Serden Geçti. Öncelikle efendim biz sizi tanımak istiyoruz. Tabii basında ve kamuoyunda sıkça efendim sizden söz edildi, evet. Ama Sayın Genel Sekreterimiz Erdoğan Serden Geçti kim efendim? Önce kendinizi bir tanıtır mısınız bize? Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şahsınızda Aksu TV çalışanlarına şükranlarımı belirtmek istiyorum. Gerçekten bölgemizin TR63 diye bahsettiğimiz Hatay, Maraş, Osmaniye bölgesinin, Doğu Akdeniz bölgesinin çok önemli bir medya organı. Ve bölgemizde zannedersem uydu yayını yapan tek medya kanalı. Bundan dolayı önce tebriklerimi belirtiyorum. Başarılarınızın devamını belirtiyorum. Buraya da konuk olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ben planlama teşkilatı uzmanıyım. Devlet planlama teşkilatı uzmanıyım. Biliyorsunuz planlama teşkilatı kalkınma planlarını, yıllık programları hazırlayan, dünyayı ve Avrupa Birliği'ni analiz ettikten sonra ülkemiz için hedefler koyan bir organizasyon. Ben meslek hayatına planlama teşkilatında başladım. 1993 yılında planlama uzman yardımcısı olarak başladık. Değişik bölümlerinde çalıştık. Bölgesel Gelişme Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Sosyal Kalkınma Genel Müdürlüğü'nde çalıştım. Daha sonra bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4 yıl kadar projeler başkanlığı görevi yaptım. Bu başkanlık sırasında Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası projelerini yürüttük. 4 yıl boyunca bu süre zarfında bakanlığımızın gelmiş geçmiş en büyük 1 milyar dolar bütçeli projelerini yürütme şansımız oldu. Milli eğitimin yeni müfredatının değiştirilmesinden tutun da okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmaları, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim çalışmaları, ek derslik inşaatları, bilgisayar laboratuvarları kurulması çalışmalarında bizzat bu projeler başkanı olarak rol aldım. Daha sonra planlama teşkilatına döndükten sonra da kısmet Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğiymiş. Aralık 2009'dan itibaren de bu genel sekreterlik görevini yürütüyorum. Evet, Sayın Serden Geçti efendim. Ajanslar bölge düzeyinde faaliyet gösteren efendim yeni kurumlar. Tabii halkımız, yani bölge insanlarımız ajans deyince ilk etapta akla başka türlü efendim belki algılamalar geliyor efendim. Peki bu kapsamda efendim kalkınma ajansı nedir? Ajanslar ne tür faaliyetler gerçekleştirir, evet. Efendim? Bir uzman olarak bize nasıl cevap verirsiniz? Buyurun, evet. Efendim. Türkiye'de şu anda 26 tane kalkınma ajansı var. Bu 26 kalkınma ajansı neden 26? Türkiye'de bir istatistiki bölge sınıflandırılması yapıldı. Kasım 2002'den itibaren bu resmi gazetede yayınlandı. Bu 26 tane alt bölge kuruldu. Düzey 2 dediğimiz bölge kuruldu. Bizim bölgemizde Hatay, Maraş, Osmaniye bölgesi TR63 bölgesi olarak anılan Doğu Akdeniz bölgesi. Doğu Akdeniz bölgesi gibi düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajansları kuruldu. Bu kalkınma ajansları neden kuruldu? Türkiye'de biliyorsunuz bir bölgesel farklılıklar sorunu var. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında ya da illerin kendi içerisindeki farklılıklar var. Yani Kahramanmaraş'ın merkeziyle Pazarcık aynı gelişmişlik seviyesinde değil. Bugüne kadar bu geri kalmışlık farklarını azaltmak için Türkiye'de kalkınmada öncelikli yöre politikaları uygulanıyordu. 1968
yılından bu yana bu politikalar uygulanıyor, geri kalmış yörelere ekstra destekler sunuyordu devletimiz. Ancak 1968 yılında başlayan bu politikaya bakıldı ki şu anda 49 il, 2 ilçe, 50 ilde uygulanan bu politika bu geri kalmışlık farklarını, dengesizliği gideremedi. Bunun yerine kalkınma ajansları modeli düşünüldü. Yerel potansiyelleri harekete geçirerek ilk önce illerin kendi içerisindeki dengesizlikleri giderilmesi ve daha gelişmiş illerle bizim illerimiz arasındaki farkların azaltılması açısından kalkınma ajansları bir yeni bölgesel politika olarak ortaya çıktı. İlk etapta Adana Mersin'de Çukurova Kalkınma Ajansı ile başladı. İzmir Ajansı ile başladı. Daha sonra 26 ajansa ulaştı. Yani en önemli olay neden bölgesel kalkınma ajansları kuruldu? Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak. Ortadan kaldırmak için. Evet efendim. Peki efendim arkadaşlarımız bir çalışma yapmışlar efendim. Kahramanmaraş'ta kalkınma ajansını tanıyan var, tanımayan var. Daha çok tabii kamu, sivil toplum örgütleri birebir sizin ajanslarla efendim iştigal ediyor ve ilgileniyorlar. Projeler hazırlanıyorlar. Neler söylemişler isterseniz evet, birlikte izleyelim. Bir veterimiz var efendim. Evet arkadaşlarımız veteri hazırsa veterimizi izleyelim. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Evet. Doğakayla ilgili Kahramanmaraş'taki özellikle yatırım sürecini hızlandırmak, eksikleri görmek bunun hususunda araştırmalar ve destek veren bir kurum olarak biliyorum. Doğakanın çalışmaları izlediğim kadarıyla çok verimli. Kahramanmaraş için bir ihtiyacı olan çalışmaları, çalışan arkadaşlarımızın da özverileriyle başarılı bir çalışma yaptıklarını umuyorum. Doğaka Kahramanmaraş'ımıza büyük destekler veriyorlar. Esnafımıza, proje üretimini üreten esnafımıza kredi limiti veriyor. Limitler de güzel. İnşallah esnafımız bundan faydalanır, hayırlı olur. Bir bilgim yok inanın, gerçekten bilgim yok. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kahramanmaraş'ta şehrimizde bölgesel gelişmeyi tetikleyecek bir ajans. Kurulduğu için hani bu kuruluşa katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bir kere girişimcilik kültürünü kesinlikle destekleyen, girişimcilere ciddi anlamda finansal olarak da destek olan bir ajans. Aynı şekilde KOBİ olarak biz de Arzu Çelik firması olarak ajansın açmış olduğu yeni çağrıya proje hazırlıyoruz. Aynı şekilde KOBİ'lerin bu projelerde neler yapabileceği, proje olarak neler yapabileceği, bu konularda da ajans eğitimler düzenlemekte. Bu anlamda da ajansa teşekkür ederiz. Ajans ilk olarak internette zaten yerel basında ve ulusal basında takip ediyorduk. Oradan duyduk ama arkadaşlar da, ajanstaki arkadaşlar da sağ olsunlar, hani bizi bu anlamda ziyaret ettiler, bilgilendirmeler yaptılar, kendilerinden bahsettiler. Sanayi ile ilgili anketler düzenlediler ki hani bölgenin ihtiyaçları nelerdir onları belirlediler. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın Kahramanmaraş'ta olduğunu duyduk, öğrendik. En kısa zamanda ziyaret edeceğiz. Yatırımlarımız var. Bunun için görüşmek için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nı ziyaret edeceğiz inşallah. Aydınlanmadım şu ana kadar. Duymadım. Herhangi bir bilgim yok. Bilginiz yok. İçeriğini biliyorum. Ne iş yapıyoruz? Emekli öğretmenim. Şehrimizin de içinde olduğu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyet programlarının açıklaması gecikmiş bir karar olsa da çok büyük imkanları bize sağlayacağını düşündüğümüz için oldukça önemsediğimiz bir karar. İlk iki çalışmasından oldukça memnun kaldık. Teknik destek programı, sonrasında çıkan mali destek programları, özellikle KOBİ'lere yönelik, kar amacı güden işletmelere yönelik çıkarttığı faaliyet destek programları bizim için çok avantajlar getirdi. Daha önce tabii biz Avrupa Birliği ile direkt çalışıyorduk. Projelerimizi ulusal ajans ya da MFİB kanalıyla gönderebiliyorduk. Bölgesel bir ajans olması ve önceliklerin belirlenmesi elbette ki takdire şayandır. Zaten olması gerekendir.
Tabii biz bir girişimci dernek olduğumuz için, Kadın Girişimciler Derneği, ajanstan beklentimiz hani kadın pozitif ayrımcılıklı projeler üretmesidir. Bunlara finans kaynağı temin etmesidir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayan ve bunu çıktığı teklif çağrılarıyla ilk olarak teknik destek programı kapsamında ve sonrasında doğrudan faaliyet programlarıyla bunun ne kadar etkili olacağını, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine nasıl katkı sağlayacağını göstermiş oldu. Doğakan'ın şehrin bütün kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektöre birlikte bir araya getirme, onları motive etme şeklindeki çalışmaları da çok faydalı olacak. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajanı, vallahi bilmiyorum, ajansı bilmiyorum, herhangi bir bilgim yok. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye genelinde birçok yerde teşkilatlanmıştı. En son Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın kurulması, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ı kapsayan bir bölgede kurulmasıyla özellikle bu bölgedeki istihdam faaliyetlerinin desteklenmesi, ekonomik hareketliliğin canlanması bakımından çok önemli bir açılım getirmiştir. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği proje teklif çağrılarına ilimizden çok sayıda katılım olmuştur. Özellikle teknik destek programına en fazla proje gönderen ve en fazla destek alan Kahramanmaraş olmuştur. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nı çok yakından takip ediyoruz. Ajansın bölgemiz TL63 dediğimiz işte Maraş, Hatay, Osmaniye için çok büyük bir fırsat oldu. Biz hem kurumlar için hem de burada yaşayan insanlar için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Ajansı gerek web sayfasından gerek iyi düzeydeki afişlenen ilanlardan, haberlerden ve gazetelerden takip ediyoruz. Ticaret borsası olarak zaten Doğaka ile sıkı bir ilişki içerisindeyiz. Bu kendimize bir politika hedef edindik. Ajansın çıkmış olduğu yüksek bütçeli projeler hazırlanıyoruz. Bu kapsamda da ticaret borsası olarak Maraş iline hizmet vermesi için büyük bir toprak analiz laboratuvarıyla yine Elbistan ve Narlı ilçemiz için düşündüğümüz bir hububat analiz laboratuvarı kurma düşüncemiz var. Bununla ilgili buradaki proje ekibiyle beraber çalışarak iki tane proje sunacağız. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, biz de bir proje yapıyoruz. Çok güzel bir ajansımız, faydalı da olacağına inanıyoruz. İnşallah memleketimiz için, çiftçilerimiz için, sanayicilerimiz için faydalı olan bir proje merkezidir. Evet Erdoğan Bey, VTR'mizi izlediniz efendim. Evet. Tabii ilkelerimiz dediniz az önce efendim. Farklılığı yani bölgeler arası farklılığı ortadan kaldırmak için ajanslar kuruldu dediniz. Evet. VTR'mizde de efendim bazı arkadaşlarımız tabii yakinen ilgilendikleri için konuya bir nebze de olsa efendim değindiler. Peki efendim kurulduğunuz günden bugüne kadar efendim ne tür faaliyetler gerçekleştirdiniz? Bizlere evet. Biraz bahseder misiniz? Öncelikle VTR ile ilgili de görüşlerimi de söylemek istiyorum. Tabii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı kuruldu ama elemanlarını Nisan ayında göreve başlayan bir ajans ve yatırım destek ofisimiz Ağustos ayında uzmanlarımızı bölgelere gönderdik, Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye. Şunu da gördüm, az zamanda çok işler yapmışız. Yani tanınırlık olarak belli bir seviyeyi aşmışız diye düşünüyorum. Bu kadar bekliyor muydunuz efendim? Ben bu kadar beklemiyordum. Ama daha çok tanınmaya, tanıtmaya, bilgilendirmeye ihtiyacımız olduğu da görülüyor. Yani bazı vatandaşlarımız hiç duymamış. Duyanlar da bu ilgilenen, proje hazırlayan kişiler. Ancak yine de bizim yapacak çok işimiz olduğunu düşünüyorum. Bilhassa yatırım destek ofisindeki arkadaşlarımızın ajansımızı daha çok tanıtmasına, bilgilendirmesine,
onların ajansa gelmesine gerek yok. Bizzat meslek odalarına, sivil toplum kuruluşları marifetiyle esnafımıza, iş adamımıza ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine de %50 çıtasını açtığımızı düşünüyoruz. Yine çok güzel. %50 çıtasını açtığımızı düşünüyoruz ama bu bize yetmez. Daha iyisini yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Biz de ajans olarak birazcık bu bölgesel kalkınma ajanslarının, ben Bölgesel Gelişme Genel Müdürlüğü'nde işe başladığım için Türkiye'nin kaderini de değiştirecek çok önemli roller oynayacağını bir ideolojik fikir gibi düşünen birisiyim ben. Evet. Bu yüzden Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı marifetiyle tüm ajanslara örnek olacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Yani siz de kendi aranızda efendim bir rekabet var. Evet. 26 ajans. 26 ajans aranızda var. Bu ajansın koordinasyonunu Devlet Planlama Teşkilatı yapıyor. Tüm genel sekreterleri de profesyonel olarak seçildi. Ve performanslarımıza göre bize bütçe verecekler. Performansımıza göre belki görevden alacaklar. Evet. Bu yüzden tatlı bir rekabet var. Ben de kişisel olarak bunu kalkınma ajanslarının Türkiye'de yapacağı rolü dedim ya bir ideolojik fikir gibi kabul ettiğim için kalkınma ajansımızı tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde tasarlamak için yola çıktım. Bu konuda da yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere kalkınma kurulu üyelerinden de büyük destek aldığımı söylemek istiyorum. Sağ olsunlar bizim yapmış olduğumuz her çalışmada bize yol gösterici oldular. Bu yönde o yönetim kurulu üyelerimize ve kalkınma kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyoruz. Ajans olarak neler yaptık? Diğer evet. Ajanslardan farklı. İlklerimiz neler? Onları anlatmak istiyorum. Bir kere ajansımızın çok önemli bir organı var. Kalkınma kurulu diye. Danışma organı. Burada 100 kişi var. Bu 100 kişi 3 ildeki Hatay, Maraş ve Osmaniye'deki çok önemli sivil toplum kuruluşlarının liderleri. Ticaret odası, ticaret borsaları, önemli kamu kurumu müdürleri. 100 tane çok önemli üye var. Bu üye danışma organı vazifesini görüyorlar. Ve kalkınma kurulunun başında da ticaret borsamızın, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanımız, kalkınma kurulunun başkanı seçimle geldi. Sayın Mahmut Arıkan. Çok yakın çalışmalar içerisindeyiz. Büyük destekler veriyor. Ne farkımız vardı? İlk olarak şunu yaptık. Türkiye'de biliyorsunuz akıl vermeye, danışmanlığa pek para vermezler. Şey yapmazlar. Para ver, akıl verme. Biz danışma organımızı çok önemsiyoruz. Danışma organımızı önemsememizi şöyle gösterdik. Tüm diğer ajanslar bu organı yılda iki defa üçer saatliğine dahi toplayamazken biz 3 gün boyunca topladık. Antakya'da ilk toplantımızı orada yaptık. İkinci toplantımızı daha doğrusu. 3 gün boyunca topladık. Onlara verdiğimiz değeri göstermek istedik. Onları sahiplendiğimizi göstermek istedik. Onlar da bize sahiplendi. Ve orada çok önemli ileriki dönemlerde yapacağımız çalışmalar için geri dönüşler aldık. Bölge planımızın ilk meyvelerini Kalkınma Kurulu'nda aldık. İlk önce oradan başladık. Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğin beraber çalışması. İkinci olarak diğer ajanslarda yönetim kurulu üyeleri ayda bir toplanır. Bizimki de olduğu gibi. Ve Kalkınma Kurulu Başkanı yer almaz. Biz Kalkınma Kurulu Başkanımızı yönetim kurulu toplantılarına davet ediyoruz. Her toplantımızda yönetim kurulu başkanı Kalkınma Kurulu Başkanı yönetim kurulunda gözlemci üye sıfatıyla bulunmakta. Ajansın işleyişi ne kararlar alıyor? Bunlar hakkında bilgi sahibi. Ve Kalkınma Kurulu Başkanımız da kendi üyelerini bu şekilde bilgilendiriyor. Bu da çok farklı bir bizim yapmış olduğumuz çalışma iş yapıyorum. Olarak çalışma olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir çalışma ise teknik destek diye bir programa çıktı. Ajansın mevzuatına baktığımızda ajanslar o kadar çok şeyler yapıyor ki illerin kalkınması için yapmak üzere kurgulanmış ki. Ancak bugüne kadar geldiğimiz noktada tüm ajansların birbirini taklit ettiğini görüyoruz. Sadece bir proje teklif çağrısına çıkmak ve öyle metinler vardı ki çalışma programları, bölge planları birbirlerinin kopyası.
biz ilk önce dedik ki özgün bir çalışma programı bize ait. Yani sizin farklılığınız. Bize ait bir program yapalım. Evet. Maraş, Hatay, Osmaniye koksun. Evet. Bölge planımız farklı olsun. Bölge planı ve diğer çalışmalarda tüm beyin fırtınası dediğimiz çalışmalarda bir SWOT analizidir tutturulmuş. Herkes bir SWOT analizi. SWOT analizi yapmadık biz bölge planı çalışmasında. Kalkınma avantajlarımız nelerdir? Dezavantajlarımız nelerdir? Kalkınma avantajı ve dezavantajları çalışması yaptık. Bölge planımız çok özgün oldu. Teknik destek diye bir programa çıktık. Teknik destek nedir? Biz herkesin para ver, akıl verme dediği anda dedik ki biz danışmanlık da yapacağız. Bizim görevimiz strateji üretmek, politika üretmek. Bu kapsamda da ilk önce bölgemizin proje yapma kapasitesini yükseltmemiz lazım. Teknik destek programına çıktık. İlk biz çıktık. Türkiye böyle bir şeyi bilmiyordu. İlk kez bir kamu kurumu ajansı geçtin. İlk kez bir kamu kurumu, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gelir bize danışmanlık yapardı. IMF yapıyor şu anda. Evet. Şu anda yapmıyor ama yaptı. İlk kez bir kamu kurumu danışmanlık verdi. Şu anda 87 tane ayrı kurumumuza farklı konularda 14 iş günü boyunca, yani 3 hafta boyunca öyle diyeyim, 14 iş günü 3 haftaya dek geliyor. 3 hafta boyunca 87 ayrı kuruma danışmanlık hizmetleri verdik. Bunların Avrupa Birliği proje hazırlama eğitiminden tutun da kent müzeciliği nasıl yapılır, restorasyon nasıl yapılır ve akreditasyon, işte Kahramanmaraş Türk İmam Üniversitesi'nin teknokente dönüşmesi sırasındaki akreditasyon meselesine kadar değişik konularda biz, ya da zeytin konusunda pazarlama stratejilerimiz neler olacak, kümelenme stratejimiz ne olacak gibi farklı konularda 87 ayrı kuruma 87 tane uzman bulduk. Şu anda da devam ediyor o çalışmalarımız. Teknik destek diye bir yani teknik başladık. Destekten iyi bir verim aldığınızı. İyi bir verim alacağız. Mesela dış ticaret eğitimleri verdik. Nasıl verim alacağız? Bizim burada harcadığımız çok da büyük meblağlar değil. 3000 lira, 5000 lira. Dış ticaret eğitimi verdik. Osmaniye'de, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta da vereceğiz. Şimdi bu teknik desteğin çarpan etkisi nasıl göreceğiz? Dış ticaret eğitimi verdiğimiz 20 kişi, 25 kişi arasında ya da proje hazırlama eğitimi verdiğimiz 25 kişi arasında, her kurs için 25 kişi, yüzlerce kişiye verdik. Bir projeci çıkar, iki projeci çıkar ya da iyi bu dış ticarete merak sarıp da yeni ekstra eğitimler alan bir eleman çıkarsa KOBİ'de çalışan herhangi bir firmada, daha sonra yapacağı bir dış ticaret bağlantısı milyon dolarlarla ölçülecek. Örneğin Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü'ne kümelen bir İPA projesi hazırlamışlar Tarım Bakanlığı'na. Ama Avrupa Birliği demiş ki siz buna birazcık kümelenme stratejisini de katın. Bir kümelenme uzmanlarına ihtiyaçları var. Ama onu bulamamışlar. Şimdi bir kümelenme uzmanı bulduk Tarım İl Müdürlüğümüze. 3000-5000 lira para vereceğiz. Çok fazla da değil, kaç liraysa. Bu sayede Tarım İl Müdürlüğümüz 1 milyon 860 bin euroluk projesi Kahramanmaraş'ta hayata geçecek. Evet. Sayın Serden geçti. Az önce efendim metrede de belki istedik. Kadınlara ayrım veya cılık mı diyelim, ne diyelim onun adına efendim. Pozitif onlara yönelik bir efendim proje geldi mi bugüne kadar veya onlara bir öncelik tanıdığınız oldu mu efendim proje kapsamında? Şimdi şöyle diyeyim, onlara öncelik vereceğiz. Bizim ajansımızın bazı ilkeleri var. Mesela tarafsızız. Siyasi partiler arasında tarafsızız, etnik kökenler arasında tarafsızız. Biz devletiz. Devlet kurumuyuz daha doğrusu. Herkes karşısında tarafsızız ama bazı kişiler arasında pozitif ayrımcıyız. Neler, kimler karşısında pozitif ayrımcı olacağız? İşte anayasamızın da efendim son değişi anayasaya göre. Kadınlara karşı, evet, genç girişimcilere karşı, özürlü vatandaşlarımıza karşı pozitif ayrımcı olacağız. Onların projelerine ekstra puanlar vereceğiz. Kadınlarımızla ilgili araştırmalar yapmak istiyoruz ekstradan, onu da söyleyeyim. Bizim bir başka ilkimiz doğrudan faaliyet desteği diye bir projemiz var. Hibe programımız var. Doğrudan faaliyet desteği kapsamında araştırmaları destekliyoruz. Kadın girişimcilerle ilgili bir araştırma gelirse, örneğin
kadınların istihdama katılmasının önündeki engeller nelerdir? Çözüm önerileri nelerdir? Öyle bir araştırma yapmak istiyoruz. Ve kadınlarımıza pozitif ayrılmışız. Gelecek diyorsunuz. Peki efendim biraz sonra efendim değineceğiz ama iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma diye efendim yeni çağrılara çıktınız, proje tekliflerine çıktınız efendim. Peki ondan önce efendim ajans merkezinin yer aldığı Hatay Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta. Ağustos ayı itibariyle biz faaliyete geçtik. Yani gelen uzman arkadaşlarımız, gerçekten az önce siz de bahsettiniz, yani %50'nin üzerinde arkadaşlarımız gerçekten ajansı iyi bir yere getirdi. Peki efendim bundan sonra daha iyi yerde olmak için efendim onlara daha iyi gelen veya projecilere daha iyi eğitim verilmesi için arkadaşlarımız hakkında yani yönünde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi ya kısa bir dönem Ağustos ayı, evet. Ağustos, Eylül, Ekim efendim. Evet, Nisan'da göreve başladılar. Evet. Şimdi ajansımızın geldiği noktayı söyleyeyim. Nisan'da işe başlayan ekip şu anda üçüncü hibesine çıkıyor. Bir teknik desteğe çıktı. İki doğrudan faaliyet desteğine çıktı. Araştırmaları destekliyoruz. Hatta üç diyelim. Bir güdümlü proje desteği diye bir ajans inisiyatifiyle devam eden bir hibe programı var. Şimdi büyük bir hibeye çıktık. Proje teklif çağrısına. Şimdi ajans hem uzmanlarımız için bir eğitim programı yapıyoruz. Normal görevlerimizi aksatmadan bunu yapmak istiyoruz. Hem ajans uzmanlarımız için eğitim programları, hem paydaşlarımız için eğitim programları devam ediyor. Şimdi bir danışmanlık şirketiyle bir ihale sonucunda anlaştığımız Eduser diye bir firma var. Şu anda o firma Hatay, Maraş, Osmaniye'de kalkınma ajansı, kalkınma kurulu üyeleri, önemli bölgemizdeki iş adamlarıyla görüşmeler yaparak ajansın ve paydaşlarımızın, yani sizlerin eğitim ihtiyaç analizlerini yapıyor. Bunun sonucunda çıkacak şeye göre neye ihtiyacımız var? Yoğun bir eğitim programı gelecek. Bugüne kadar da yaptık eğitim programımızı ama bu kafi değil. Beşikten mezara kadar ilim öğreneceğiz. Biz ajans olarak misyonumuzu hem kendimizi yetiştirmek hem de aldığımız bilgileri bölgeye sunmak üzere kendimize bir misyon atfetmişiz. Hem kendimizi yetiştireceğiz hem bölgedeki paydaşlarımızı daha iyi proje yapmak üzere, proje odaklı düşünmek üzere yetiştireceğiz. Peki ben bir reklam arası vereceğiz biraz sonra ama ben ondan önce efendim bir şey daha öğrenmek istiyorum. Tamam. Peki şu anda bizi izleyen izleyicilerimize yani proje hazırlamak, sizlere proje sunmak, yani teklif sunmak isteyen izleyicilerimize yani ne tür önerileriniz olabilir? Yani ne tür projelerle sizlerin karşısına gelsin, evet, veya hangi projeler daha çok sizden geçme imkanı sağlayacak? İkinci şey de biz özellikle proje teklif çağrımızla ilgili konuşmak istiyorum. Büyük hibemizle ilgili. Evet. Ama reklamdan önce söylemek istediğim şu. İçerisinde yöresel ham maddeleri kullanan, yerel ürünleri kullanan projeler olsun. İstihdam odaklı proje, istihdam arttırıcı projeler olsun. Dış ticaret bağlantısı olan projeler olsun. İçerisinde ARGE olan projeler olsun, inovasyon, yenilikçi olan projeler olsun, dış ticaret bağlantısı olan projelerimiz olsun. Ve bu projeler içerisinde kadınlar varsa, gençler varsa, özürlüler varsa ekstra puan alacaktır. O şekilde yönlendirebilirim. Bir de çok önemli bir uyarım var. Piyasada proje yazmanın zor olduğunu zannediyorlar. Paydaşlarımız bize başvuracaklar. Piyasada bir sürü çantacı, projeci dediklerimiz, üçkağıtçılar var. Tabirimi mazur görün. Onlara kanmasınlar. Şunu tanıyorum, bunu tanıyorum. Hatta isim de veriyorlar. Biz herkesle iletişim içerisinde olduğumuz için, devletin güler yüzlü yeni kurumları olduğumuz için biz herkese gidip iyi niyetle bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki bizim ismimizi bilirler. Yani hiç proje yazmayan bile bu projeyi hazırlayabilir, evet, mi demek istiyorsun efendim? Şöyle yani diyorum, sizin uzmanlarınızdan, evet, bilgiler alarak. Çantacı projecilere kanmasınlar. Arkadaşlarımıza gelsinler. Üç ilde de yatırım destek ofislerimize ve ajans merkezine de gelebilirler. Proje eğitimlerimizi takip etsinler. Şu anda üç ilimizde de proje eğitimleri devam ediyor. Yatırım destek ofisindeki arkadaşlarımız bu konuda her zaman yönlendirme, danışmanlık hizmetleri yapabilirler.
Bizim hiçbir danışmanlık şirketiyle alakamız yoktur. Biz zaten hibe veren adamız. Yani hem projeyi öyle şeylere girmeyiz. Proje yazmak, yazdırmak ya da birilerini işaret etmek noktasında kanmasınlar diyoruz. Kolaydır. Yeter ki bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak, istihdamına katkı sağlayacak, dış ticaretine katkı sağlayacak proje fikirleri varsa ajansımıza gelsinler. Proje nasıl yazılır konusunda kısa eğitimlerimiz, artık Kahramanmaraş proje eğitimi tamamlandı ama her zaman bizim arkadaşlarımız, ofisimiz açık. Her türlü yol göstermeyi, yönlendirmeyi yaparız. Destek ofislerimiz olacak, destek zamanlarımız olacak. Projenin %50'si 60'sı bittikten sonra proje yazma faaliyetinin 1-2 Kasım tarihlerinde yatırım destek ofisindeki arkadaşlarımız resmi olarak gelen projeyi inceleyip yönlendirecekler. Şöyle yazın, şunu çıkartın gibi yönlendirmeler yapacaklar. Dediğim gibi kendilerine güvensinler. Gerçek yatırımcı iseler, gerçek proje fikirleri varsa korkmasınlar. Peki hayali proje yapanlar oluyor mu efendim? Hayali projelerde yapacaklar. İşte bizim kalkınma ajansımız niye kuruldu? Kalkınma ajansı eskiden biliyorsun, şimdi de var. Hazine teşvikleri vardı. KOSGEB teşvikleri var. Diğerlerinden şu farkımız olacak. Biz aynı bankadan kredi alır, banka gider expertleriyle inceler. Aynı o şekilde biz gelen projeleri değerlendirdikten sonra ilk önce bağımsız değerlendiriciler değerlendirecek. Onları ne biz biliyoruz ne yatırımcılar bilecek. Bir odada toplayacağız. Gelen projeleri bağımsız değerlendiriciler marifetiyle değerlendirilecek. Geçen projeleri 5 kişilik bir komisyonla benim başkanlığımda ama dışarıdan gelecek benim bilmediğim 4 kişiyle birlikte değerlendireceğiz. Bittikten sonra İncelemeler, ani incelemeler yapacağız. Geçen başarılı potansiyel projelere gideceğiz. Tabela şirketleri çıkabilir. Yani gerçekten böyle fikir güzel, profesyonel bir danışmanlık şirketine yazdırmış, kitap üstünde harika proje. Daha önce tabela şirketleri vardı efendim. Şirket evet. Kuruluyor ama evet. Kimseler yok. Kimseler yok. O şekilde bir bakıyorsun fikir güzel ama gidiyorsun ne öyle bir fabrika var, ne öyle bir çalışma var. Sırf hibe almak için kurulan şirketler. Destek. Biz işte ajans diğerlerinden farkı şu olacak. Bizzat gideceğiz. Orada gerçekten öyle bir faaliyet yok. Süzeceğiz. Onun için hep şunu diyorum ben eğitimlerimizde. Son dakika golü yemeyin. Yani emekleriniz boşa gitmesin. Galipken mağlup olmayın. Yani her güzel fikriniz var ama kimseye kandıracağınızı zannetmeyin. Yani şu anda şunu söyleyeyim. Bizden kaçsa bile komşunuzdan kaçmaz. Yani evet. Yani zannetmeyin ki sözleşmeyi yaptık, her iş bitti. Ondan sonraki aşamaları var. Yani bizden kaçsa bile başka bir vatandaşımızın, duyarlı, sağduyulu vatandaşımızın gelip onu şikayet edeceğini düşünüyorum. Böyle olduğunda da şunu söylüyorum. Yani o kişilere eğer proje fikriniz hazır değilse, ajansımız her zaman burada. Yani Ekim'i kaçırdım diye üzülmeyin. Biz Nisan'da yine buradayız. Biz Nisan'da, Mayıs'ta tekrar çıkacağız. Yani proje fikriniz, yatırımınız hazırsa gelin karşımıza. Öbür türlü hayali projelerle gelmeyin. Kalkınma diyor. Ajansının kara listesine girdiğiniz anda artık böyle bir iyi niyetten ebediyen mahrum kalırsınız. Onu da belirtelim biliyorsunuz. Evet. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arası diyoruz. Reklam arasından sonra Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Erdoğan Nereden geçtiği efendim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar efendim.